Acile yakın hastaneye. Niye bayılmış acaba kızcağız? Bilmiyorum ki. Allah'tan yanında kocası varmış da kucakladığı gibi götürmüş. Nerede bu ablam? Neredesin Eren? Abi ablamla alışverişe çıktık. Yanında mı Elif? Buralardaydı abi ama ben senin yanına gidince arayayım mı abi? Tamam, bekliyorum. Tamam. Pardon, ne oldu burada? Bir kadın bayıldı ama bir şey yok. Eşi hastaneye götürdü. Bir anons yapabilir miyiz? Ablam mağazada olacaktı ama... Yaptıralım. İsim neydi? Elif Eylül. Danışma, Elif Eylül. Elif Eylül. Bir anons yapabilir miyiz danışmaya intikali için? Anlaşıldı. Müşterilerimizden Sayın Elif Eylül. Teşekkür Sayın ederim. Elif Eylül. Rica ederim. Ablanız bayılan hanım olmasın? Ablam evli değil. Belki tuvalettedir. Bayılan kadını tarif eder misiniz? Siyah uzun saçlı, kısa boylu, minyon bir kadın. Üzerinde de... Bir resme bakabilir misiniz? Buydu bayılan ama evli değil dediniz. Samuel montaj bu. Yalan bu. Kes sesini. Ay. Kimse fark etmedi. Kameralara da bakmadım hiç. Kıyak iş oldu. Abi, kızı ne yapacaksın? Seni alakadar etmez. Doğru ya abi. Ben parama bakarım. Öndeki arabanın bagajına koyacağız kızı. Tamam abi. Para hazır değil mi? Hazır. Gel paranı vereyim. Çantadan istediğin kadar al. Abi sağ olasın. Abi beni yanında istemedi. Sonra adamın biri
Karım bayıldı diye kucağına alıp götürmüş. Taksiyle çıkmışlar. Taksinin plakasını aldım. Çalıntı dur o taksi. Kayıt odası nerede? Bu tarafta abi. Kameralar ne tespit etmiş? Asansörde hanımefendiyi bayıltmış adam. Adamın mağazaya girdiği çıktığı andaki görüntüleri var mı? Hiçbirinde yüzü açık seçik görünmüyor. Kameralardan saklamış kendini. En açık belli olan asansördeki hali. Ablamı kim kaçırdı Polat abi? Bulacağız Eren. Açıklayabilirim. Bana bunu nasıl yaptın? Ben bir şey yapmadım Samuel. Yemin ederim ki birisi bize tuzak kurmuş. Bunlar gerçek değil. Ben seni aldatabilir miyim hiç? Bundan haberin var mıydı Betty? Betty! Evet. Kim bu herif? Tanımıyorum. Hiç görmedim. Kiracım. Hangisi? Alt kattaki. Senin bana neye mal olduğunu biliyor musun? Bu kaset bana çok hatırlı dostlarımdan geldi Ziya Bey. Tek yapacağın Samuel'i arayıp bu rezilliği kapatacağını söylemek. Karşılığındaysa Samuel sana baronluğu verecektir. Bir kırsı olan baron olabilir mi kirme? Karaoğlu bile karısı dirildikten sonra öldü. Buyurun Ziya abi. Tamam, geliyorum. Sakın benden habersiz bir şey yapmayın. İkinizi de öldürürüm.
Kızı yolla. Tamam. Tamam abi. Hayırdır, bir şey mi var? Erhan. Nina Hanım, acil gidiyorsun. Bir şey mi oldu? Nina. Memati, Abdüley, gelin. Yürü. Acilen bu resmi Canan'a ulaştır. Polislere açık etmeden kimliğini, adresini tespit etsin. Bu kim usta? Elif'i kaçırdılar. Betty'nin kiracısı. Siz bulduktan sonra kimse bulamazsın. Anlaşıldı. Niçin arıyorsunuz avukat hanım? Bana terbiyesizlik yaptı bir yerde. Onun için. Millet kafayı yemiş avukat hanım. Zaten yeni yasa darmadağın etti bizi. Daha yasa uygulamaya geçmedi memur bey. Gazetelerde okuyup kafadan karşı çıkmayın. Ama sabahtan beri çay içmedim. Ne demek avukat hanım? Ben söylerim şimdi. Bu kadar senedir bu alemdeyim. Ben böyle adam kaçırma duymadım. Tamam. Sağ olun. Abi taksi çalıntıymış. Polis taksiyi arıyor. Kaçıran herifin bilgileri Memati. Gidin evini basın. Arkadaşlarını bulun. Adamı bulamazsanız da neyi var neyi yok bulun. Tecavüzden sabıkalıymış herif. Adi iş değil. Benimle alakalı. Eli kulağındadır, ararlar.
ama siz adamı bulun. En büyük şansın kasetin benim elime geçmesi. Eğer benim elimde olmasaydı elden ele dolaşacak. Senin gibi kıymetli bir kardeşime çok zarar verecekti. Kaseti neden evime yolladınız Ziya Bey? Bana verebilirdiniz. Senin bir yanlışın yok ki Samuel. Karının yaptığı bir yanlış var. Herkes hatasını görmeli. Anlar mı? Bence kadınlar anlamaz. Siz mi adamı tuttunuz Ziya Bey? Ben namussuzluğa izin vermem Samuel. Bu yaptığınız bizzat namussuzluk. Adaylıktan çekilmem için kaydedip ondan sonra da şantaj yapıyorsunuz. Ben mi senin? Bana bak Sami. Kendini baronla layık görüyorsun. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Bütün dünyaya hükmettiğini düşünüyorsun. Evinin içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kim? Baron olmak kim? Bu kaseti hiçbir yerde yayınlayamazsın Ziya Bey. Buna gücün yetmez. Bütün sokaklara afiş yaptırırım Samuel. Benimle oyun oynama. Seni hidik kat yerin altına gömerim. Benden ne istiyorsun? Yarın konseyde baronluktan lehime çekildiğini söyleyeceksin. Senin iplikçinin ve şantaj yaptığın Tuncay'ın ismim söylendiğinde ellerinizi havada göreceğim. Baronluktan çekileceğim. Bana elinizde kayıt kalmayacağına dair söz vermelisiniz. Hepsini yaktın değil Samuel. Seni severim Samuel. Eğer biraz daha tecrüben olsaydı, 10 yaşta büyük olsaydın, kesinlikle seni desteklerdim. Benden sonra eminim, seni baronluğa layık göreceklerdir. Nergis Karahanlı'nın bu işe müdahil olması doğru değil Kılıç. Biz konseyi kurarken o neredeydi? Hasta yatağında yatıyordu. Kocasını kaybettin Nizamettin. Bunu en iyi sen biliyorsun. Kocasının yasını tutmalı. Siyaset onun işi değil. Bizim konseyimiz bir aile teşekkülü değil. Konseyde yaşananlar sadece konseydekileri ilgilendirir, bizleri ilgilendirir. Benim korkum, baronluk koltuğu dolmadıkça bu tip müdahalelerin artması. Senden onun için desteğini istiyorum. Beni biliyorsun. Ben Karahanlı nasıl yapmışsa onun takipçisi olacağım. Oysa Samuel ya da Lazia seçilirse onlar diğerlerini yok edecek. Biz diye bir şey kalmayacak. Kılıç, sen emanetçilik yapma derdindesin. Bu konsey hanedanlık değil. Karahanlı öldü, mirası dağıtıldı. Efe Karahanlı artık her neredeyse sonsuza kadar mirasıyla rahat içinde yaşar. Ama sen konsey de onun mirasıymış gibi emanetçilik yaparak baronluk koltuğunu tanımadığımız, bilmediğimiz bir hayalete devretme derdindesin. Böyle bir derdim yok Nizamettin. Senin yoksa da Nergis'in var. Ayrıca Karahanlı gibi hükmedeceğini söylüyorsun. Karahanlı doğru hükmetseydi şimdi başımızda olurdu. Korkarım ki aynı hükümden aynı sonuç çıkar. Samuel ve Ziya abiden çok senin bu sonuca maruz kalmana üzülürüm Kılıç.
Samimi duyguların için teşekkür ederim. Ama görüyorum ki senden destek istemek yerine konseyin varlığını sürdürmesine inanmanı istemek daha doğru galiba. Belki de. Essentially, it's an Egyptian work of art. The monument erected in 1600 BC in Karnak in honor of Pharaoh Tutmosis. This obelisk was shaped from one piece of pink marble granite and taken to Istanbul in 390 AC and set up at the Hippodrome. It's adjusted upon four bronze pedestals on a marble base. What do we see on the reliefs, Professor? On these reliefs, there is Theodosius I, his sons, assistants, and several hippodrome scenes, and also some depictions of the monument's construction process. On its base, there are two inscriptions. One is in Greek and the other in Latin. On the Latin inscription, the monument speaks by its own mouth and tells why and in how many days the construction took place. It says, "At first I resisted, but later I did everything which is essential for me to carry the wreath of victory over the tyrants who have obeyed our almighty master's command and were oppressed and yielded to Theodosius and his uninterrupted lineage. As for me, I was overwhelmed and forced to be erected in 30 days under Proclus." What does the Greek inscription say? It's simpler with the Greek expression. Here is not the stone speaking, but the inscription reads, "Only the Emperor Theodosius dared to put up the four stones that had been continuously lying on the ground. For how he called Proclus, and thus the stone was erected in 32 days. Such obelisks are constructed entirely for psychological reasons and intended to increase the emperor's glory and power over the public." Professor, there are 30 obelisks known in the world, 7 in Egypt, their homeland, and others in England, France, USA, Italy, and Turkey. Is there any significance to this? Yes. Those countries you have just mentioned are the central points of Earth. It depends on how you interpret the symbols. Obelisks were a symbol in the past, and also symbolic now. You can see many symbols of paganism on them, which have been used by secret organizations. You said secret organizations. Where are they now? Çakal'ın yarenlerinden haber var mı? Abi iki sokak arkadalar. Çocukları yollayayım mı? Yolla. Biraz sağlasınlar, üstüne biz gidelim. Tamam abi. Pürmüz. Şunu çek bakalım. Ver bakalım şunu.
İsmi cismi yazmıyor abi. Eczane işi mi oğlum bu? Bu ne yapıp öğren? Çok zor durumda olduğum için bu saatte rahatsız ettim. Estağfurullah. Büyük bir komplonun içerisindeyim. Tırlarımdan birine uyuşturucu koymuşlar. Operasyon yaptılar ve eğer baronluk seçiminde Samuel'i desteklemezsem beni içeri atacaklarını söylediler. Samuel Vanunu mu yapmış bunu? Aynen öyle. Ziya Bey'le anlaşman nedir? Bir anlaşmam yok. Niye destekledin o zaman? Konseyin en yaşlısı, en tecrübelisi. Ziya Bey seçilecek, doğru tarafta yer alayım diye destekledim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Samuel'i desteklemek zorundayım. Bana bunu yaptıysa belki herkese bir şey yapmıştır. Abi vallahi bir haftadır yüzünü gördüğümüz yok. Yemin et. Abi bir haftadır yok. Bir aydır acayip para harcıyor abi. Nereden buldu parayı? Bilmiyorum abi. Sorduk ne ayak diye. Siz yiyin karışmayın dedi. Dahası gelecek dedi abi. Kafa saplı geziyor bir de. Çok bir şey de konuşulmuyor. Abi size mi? Bir yanlışı mı oldu? O şerefsize benim ulaşacağım yeri söyleyeceksiniz. Abi biz istesek de bulamayız. Ama siz geldiği dakika sana haber veririz. Alo. Tamam, bekleyin orada. Abi taksi bulmuşlar. Çıkıyordum Samuel. Ne oldu? Laz Ziya'nın elinde kasetim var. Ne kaseti? Karım beni aldatıyormuş. Laz Ziya, adaylıktan çekilmezsem kaseti sızdıracağını söylüyor. Bu kaset ne zamana ait? Bilmiyorum. Karahanlı'dan öncesine mi, sonrasına mı ait? Önce. Karahanlı öldükten sonra dışarı çıkmadı. Karahanlı ölmeden önce kimsenin baronluğa aday olacağını biliyordu. Ne bileyim. Belki de başka bir amaç için kaydettiler. Bunu Laz Ziya yapmış olamaz. Ben bu kısmıyla ilgilenmiyorum Nizamettin. Bana şantaj yapıyor Laz Ziya. Bu konsey yasasına aykırı. Bunu ispatlayamazsın. Nizamettin'den hiç umut yok. Yapılacak tek şey var. Nedir? Hepsini öldüreceğim. Hepsini nasıl öldüreceksin? Yarın. Toplantıda istediğimiz sonucu alamazsak kimsenin oradan çıkmasına izin vermeyeceğim. Sonra ne olacak Kılıç? Olacak bir şey yok Nergis. Seçilemesek de bizi yok edecekler. Herkesi öldürdüğümde de bizi yok edecekler. En azından sizin ve Efe'nin bir ihtimali daha olmuş olur.
Bu hiç akıllıca değil Kılıç. Ne yapayım Nerkiz? İyice köşeye kıstırıldım. Nizamettin'in ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Hem bize bu kadar yakın, hem de çok uzak. Nizamettin beni neden arıyor? Alo? Tamam, geliyorum. Ne istiyor? Görüşmek. Samuel'le birlikteymiş. Önemliymiş. Kapat. Kaputu silin. Parmak iziniz kalmasın. Biriniz polisi arasın, şüpheli bir taksinin bulunduğunu söylesin. Usta, iş büyük. Herifi temizlemişler. İyi geceler. İyi geceler. Taksi. Merhaba. Aramayacaklar. Var mı bir şey Memati? Abi dediğim gibi iş büyük. Birileri kullanmış atmış. Abi, avukat hanımın üstlendiği davalara bakmak lazım. Onlardan ötürü mü kaçırdılar acaba? Avukatlık işi değil. Benim yüzümden kaçırdılar. Kim? Kirve olabilir. Elif'i. Adamın ahlakı yok, bunu öğrendik. Beni bir yere çekmek için her şeyi yapabilir. Lazia olabilir. Torununu kaçırdık. Ruslar? Ruslar olabilir. Selim'den sonra onlardan ses çıkmadı. Ve Samuel. Onunla ne alakası var? Baron olmak için her şeyi yapar. Ne oluyor ya? Sen var ya sen, yaktın kendini. Hepsine ulaşacağız. Hepsini öğreneceğiz. Kirvenin yanından birini satın alın. Abi zor. Zor saatini geçtik Memati. Birini bulun. Aslında Reşat var. Kaç para istiyorsa verin. Hep adamımız olarak kalsın Kirve'nin yanında. Eğer Elif'i Kirve kaçırmamışsa nasılsa yine lazım olacak. Tamam abi. Çocukları çıkarayım. Dur şimdi. Lazia'nın kaçırıp kaçırmadığını Nesin'den öğreneceğiz. Nasıl? Ne yapsın etsin? Yahya ile beraber buraya gelsin. Buraya geleceğini söylerse zaten Yahya peşinden gelir. Nesrin'i ara Memati. Arattırayım abi. Ara dedim Memati. Sen çağır, o gelir. İşin ucunda pusat var. Abi Ruslar
Onlardan birine ulaşacağız. Abdülrey, bana en zayıf olanını söyleyeceksin. Akrep Bekir, Mavi Turgut, Cambaz Sadri. İçlerinden birini seçip konuşturacağız. Abi Ruslarsa yaşatmazlar. Memati, bunu şimdi düşünemem. Samuel'le ben görüşeceğim. Eğer Samuel'se seninle görüşür mü? Benim işimi kolaylaştırın. Dediğimi yapın. Takip ediyor. Ne yapıyor? Kimsin lan? Reşat kardeş, akçeli bir konu var. Seninle konuşacağız. Kimsin? Polat Alemdar'ın sadığı. Takip edin beni. Arkadaş takip etsin. Biz arabada mevzumuzu konuşalım. Senin. Niçin? Elif Eylül'ü siz mi kaçırdınız? Elif Eylül kim? Sağda dur. Tamam, tamam. Avukatı biz kaçırmadık. Kirve böyle bir şey yaptırsa senin haberin olur mu? Bu paraya bu kadar. Olur olur. Muhakkak duyardım. Benim abim çok cömerttir Reşat. Sana çok para verir ama bir şartla. Bundan sonra sorduğumuz her soruya cevap vereceksin. Paranı alacaksın. Bu alemde bizim kulağımız kesiktir. Herkesten duyarız. Ama benden duyduğunu söylersen bir daha hiçbir şey duyamazsın. Fırsatla ilgili bir şey mi Memati? Gelince öğreneceksin. Yahya muhakkak seninle gelecek. Yahya'nın bir suçu yok Memati. Ben araştırmasını söyledim. Yahya ile alakası yok. Güvenliğin için. Yahya ile gel. Taksinin neden yandığına ilişkin polis yetkilileri bir açıklama yapmazken, görgü tanıkları taksinin içinde yanarak ölen kişinin direksiyona kelepçelenmek suretiyle bağlandığını ve yanan araçtan çıkamadığını öne sürdüler. Thank you.
Sara, sen ne istiyorsan yapmaya hazır Samuel. Çok üzgünüm Samuel. Artık yapacağınız hiçbir şey yok. Yarın boşanma için gerekli evrakları imzalayıp İsrail'e gidiyorsun. Bir daha karşıma asla çıkma. Sen de. Efendim, Polat Alemdar sizinle görüşmek istiyor. Nerede? Kapıda efendim. Emriniz? Sayın Banu'nun sizi bekliyor efendim. Sadece siz efendim. Abdurrahim, burada kal. Üstünüzü aramak zorundayız Ziyaret için geç bir saat. Benim için önemli. Kabul ettiğinize sevindim. Konu nedir? Elif'i siz mi kaçırdınız? Elif? Sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. İyi geceler. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Samuel, Tuncay, İplikçi seni destekleyecek. Nizamettin de sözünde durursa seni destekleyecek. Her ihtimale karşı halo toplantıya gelmeyecek. Çoğunluk senin Ziya Bey. Sen olmasaydın
Bu iş olmazdı Kirve. Sana borcum var. Borcun dostuna olsun Ziya Bey. Biz en büyük olacağız. İllaki geleceğiz Kılıç. Bizim sözümüzü tutmadığımız nerede görülmüş? Kirve'nin adamları beklesin. Ya sen baron ol da bu İstanbul'un metro işini bitirelim. Benim altyapı çalışmalarım var. Hazır mısın Sefir Bey? Hazırım efendim. Ben cezaevinden kaçmışım. Saraydan mı kaçamayacağım? Önce Yahya Reis'le görüşecek. Benle ne görüşecek? İçeride öğrenirsin. Bilirsin Yahya. Usta ne oldu? Laz Ziya değil. Usta adam girdi çıktı. Memati. Sen birini kaçırsan, oradan seni çağırsalar gider misin? Nesini al içeri. Çocuklar hazırlansın, Mavi Turgut'a gidiyoruz. Ne olduğunu söyleyecek misin? Bir şey yok Nesrin. Geldiğin için sağ ol. Bu senin. Diplomatik araba. Durduramazsınız. Sayın konsolos arabada. İn aşağı. Siz ne yaptınız zannediyorsunuz? İhbar var. Arama emrimiz var. İn arabadan. Ne arama emri? Beni...
beni arayamazsınız. Burada yok. Bagajı aç. Aç. Durum kontrol altında. Problem yok. Nerede? Dışişleri Bakanlığı'na şikayet edeceğim size. Bunların kimliklerine bakın. Zabıt tutun. Süleyman. İçerideyken her gün bunu rüyamda görüyorum. Sabaha kadar gaz babam gaz. Gaz babam gaz. Zaten rüyamda kazdığım kadar gazsaydım çoktan çıkmıştım. Bir de bir savalı gidelim. Acelemiz var. Acelemiz var. Beni bekleye bekleye orada hasta çoğalmıştır. Konsey kimseyi beklemez. Kimsenin geç kalmaya hakkı yok. Halil İbrahim Kapar kendi mazeretini açıklayacaktır. Bana geleceğini söyledi. Biraz daha bekleyelim Ziya abi. Benim vaktim bol. Sabaha kadar beklerim. Yeter ki herkes sözünde dursun. İnşallah bugün bir başımız olur. Kusura bakmayın, trafik vardı, geç kaldım. Aslında Ziya Bey, aceminin bir yolu kapatmış da halonun kanatlarını hesap edememiş. Toplantıya başlayabiliriz. Bu saat oldu. Bir haber çıkmaz olur mu? Başına bir şey geldi de benden mi saklıyorsunuz? Ayşe teyze, Allah aşkına yeter. Kötü şeyleri söyleyip durma. Ne diyeyim? Kimlere gideyim ha? Başımıza gelmeyen mi kaldı? Kızım, Polat'tan bir haber yok mu? Yok Ömer baba. Bir daha arasal mı Canan? Zaten Elif'i arıyor. Şimdi bir de biz sorup durmayalım. Öğrendiler tabii Ali'nin kim olduğunu. Ondan kaçırdılar kızımı. Eren, iyice baktın mı herifin resmine? Ali olmasın. Ali olsa tanımayacak mıyız? Tanımayacağız. Nereden tanıyacağız? Yüzü değişti. Abi boyunu da 2 metre yapmadılar ya adamı. Onu soruyorum işte. Ne biçim adamsın? Gözünün önünde kaçırıyorlar, ruhun duymuyor. Abi, gelme üstüme. O benim ablam. Allah'tan görmedim çocuğu. Belki o anda sana da ablana da bir şey yapacaklardı. Bunlar büyük şebeke. Ablama bir şey olursa... Ben yaşayamam abi. Bir şey olmayacak Eren. Onlar daha Ali ile kavuşacaklar.
Burada duramazsınız. Park yasak. Park etmedik. Çekil. Efendim, Polat Alemdar aşağıda. Adamlarıyla gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Kaç kişiler? Kalabalıklar. Ben yoğun olduğunuzu söyledim. Her halükarda sizinle görüşmek istediğini, tek başına yanınıza gelmesinin yeterli olduğunu söyledi. Takviye adam al. İyice arayın. Tek başına gelecek. Ben görüşürken sen de içeride olacaksın. Emredersiniz efendim. Babam sizi yaşatmaz. Kes zibidi. Demek Polat Alemdar sensin. Buraya sizinle işbirliği yapmaya geldim. Tekrar oylama yapmadan önce fikrinde değişiklik olup olmayan var mı onu öğrenelim isterseniz. Benim anlatacaklarım var. Buyurun Samuel kardeş. Ben burada öncelikle adaylıktan çekildiğimi açıklayarak konuşmama başlamak istiyorum. Neden böyle bir karar aldın? Böyle bir karar aldım çünkü kardeşlik yasalarının ihlal edildiği bir konseyin başkanlığına aday olmam. Burada kardeşlik yasalarını ihlal etmek ihraç sebebidir Samuel. Kimi itham ediyorsun? Ziya Yılmaz kardeşliğimize ihanet etmiştir. İhanet! Kadından olur Samuel! Ziya Yılmaz sana abilikten başka ne yapmış bugüne kadar he? Ziya Yılmaz adaylıktan lehine çekilmem için bana şantaj yapmış, bu şantajla kutsal birlikteliğimize ihanet etmiştir. Kimse benim şerefimle oynayamaz. Kimse bana iftira edemez. Asıl şantajcı sensin. Tuncay burada. Anlatsın kimin şantajcı olduğunu. Ziya abi,
Önce dinleyelim neyle suçlandığınızı isterseniz. Sizin mevzunuz bir açıklığa kavuşsun. Biz de muhakkak konuşuruz. Ne oluyor kuzu? Benim gördüğüm sabah güneş doğudan doğdu. Batıdan doğmuştur yoksa kıyamet kopmuştur. Bu kasette dinleyeceğiniz konuşmalar dün gece Ziya Yılmaz'la benim aramda yaşandı. Herkesin dinlemesini rica ediyorum. Bu yaptığınız bizzat namussuzluk. Adaylıktan çekilmem için karımı bir adamla bir yatağa sokup kaydedip ondan sonra şantaj yapıyorsunuz. Ben mi senin karını yatağa soktum? Bana bak Sami, kendini baronluğa layık görüyorsun. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Bütün dünyaya hükmettiğini düşünüyorsun. Evinin içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kim? Baron olmak kim? Bu kaseti hiçbir yerde yayınlayamazsın Ziya Bey. Buna gücün yetmez. Bütün sokaklara afiş yaptırırım Samuel. Benimle oyun oynama. Seni 7 kat yerin altına gömerim. Benden ne istiyorsun? Yarın konseyde baronluktan lehime çekildiğini söyleyeceksin. Karısını başkalarına peşkeş çeken bir adamın sözüne mi inanacaksınız? Onu kurtaran benim sözüme mi? Ziya Bey, bu konuşmalar gerçekten yaşandı mı? Ben konseyi büyük bir tehlikeden kurtardım. Düşünsenize Samuel'in kasedinin düşmanlarımızın eline geçtiğini. Benim yaptığım şantajsa onların yapacağı ne olacak? Ziya Bey, bu yaptığınız kardeşlik yasamıza aykırı. O yasaları ben koydum kılıç. Ben Samuel'e aklı selim davranmasını gösterdim. Baron olamayacağını ispatladım. Bu şantaj değildir. Ama Samuel'in Tuncay'a yaptığı şantajdır. Ziya abi haklı. Samuel Bey bana şantaj yaptı. Varsa bir delilin Tuncay kardeşim getir. Konseyimizde onu da dinleyelim. Kuzum, ne yaptın sen Allah aşkına? Çok merak ettim. Delil olur mu bunun canım? Tırıma uyuşturucu koymuşsun. İddianı ispatlamakla yükümlüsün Tuncay kardeş. Nasıl ispatlayabilirim ki? Ben herkesin samimiyetine güvenirim. Bilhassa kardeşlerimin. Hiçbir kardeşimin yanına teyple gitmem. Buna ne demeli? He? Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Tamamen gücümü kardeşimin lehine kullandım. Seçimde beni desteklemesini istemem en doğal hakkım. İşte burada. İstediği herkese oyunu verir. Baskı altında olmadan. Ancak Ziya Yılmaz'ın konseyden ihracı için oylama talep ediyorum. Bu soytarılıktır. Yasalarımızın gereğidir Ziya Bey. Ziya Bey, bu şekilde giderseniz konseyimizin hakkınızda ölüm emri verme yetkisi ve hakkı vardır. Oturacağım be. Bu sirki seyredeceğim kılıç. Merak etme. Konsey yasamızın ihlalinin cezası olarak üyemiz Ziya Yılmaz'ın ihracı için oy birliği gerekmektedir. Ziya Yılmaz'ın ihracını isteyenler. Bu
alıyoruz. Beni merak etmeyin diye. Çok iyiyim. Harika bir yerdeyim. Güvenlik nedeniyle sana nerede olduğumu söylemeyeceğim. Ama bilmeni isterim ki bu Polat abiyle benim kararım. Artık birbirinizi üzmenizi istemiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Polat abi bir gün birlikte olacağımızı söyledi. O güne kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Bana da burada çok iyi bakıyorlar. Anneciğim, ben kararımı verdim. Büyük adam olacağım ve karşına öyle çıkacağım. Ablamı, dedemi, benim yerime öp. Hoşça kalın. Oğlum. Buradan sağ çıkmayı mı düşünüyorsun? Evet. Bir telefon açabilir miyim? Telefonum aşağıda kaldı. Telefon açmaya mı geldin buraya? Ben telefon açmazsam siz benim sözlerime inanmayacaksınız. Bana inanmayınca korumanız bizi yalnız bırakmayacak. Yalnız kalmadığımız için ben sizinle konuşmayacağım. Memati. Turgut Bey oğluyla konuşacak. Babana durumunu anlat çocuğum. Baba. Kafama silah dayadılar. Ne diyorlarsa yap oğlum. Yanındaki abiye ver. Memati. Telefon açık. Silah sesi duyarsan, öfkeli sesimi duyarsan veya sorduğum sorulara cevap alamadığımı duyarsan sık Memati. Dışarı çık. Ne istiyorsun? Herkesin zaafları var. Bugün ben seninkini öğrendim. Şimdi sen benimkini öğreneceksin. Elif Eylül'ü siz mi kaçırdınız? Hayır. İbrahim Ağızkalı mı kaçırdı? Hayır. İbrahim Ağızkalı'nın temasta olduğu herhangi biri mi kaçırdı? Hayır. Kaçırsa bilirdim. Sana inanıyorum. İkimizin zaaflarının güvenliği için bundan sonra işbirliği yapacağız. Ta ki İbrahim Ağızkalı'nın zaaflarını öğrenene kadar. Her şeyi bilmek istiyorum. Benim büyüklerimden öğrendiğim, fitne çıkmaması için ekseriyete tabi olacaksın. Kusura bakma Ziya Bey. Ben Laf Ziya'yı, bu sirki başınıza yıkacağım.
Allah başımızda bir Musa olmazsa biz bu Kızıldeniz'de boğulup gideceğiz. Konsey yasalarımıza göre üye sayısının başkan dahil en az 7 olması gerekmektedir. Ben konsey üyeliğine adaylık için herkesin üzerinde ittifak ettiği bir ismi önereceğim. Polat Alemdar. Polat Alemdar, Yüce Baronumuz Sayın Karahanlı'nın sağlığında onun en yakınındakilerden biri olma liyakatine genç yaşında erişmiştir. Varlığının konseyimize güç katacağı inancındayım. Yeni üyenin konseye kabulü için oy birliği gerekmektedir. Polat Alemdar'ın konsey üyesi olması önerisini kabul edenler? Çok isabetli bir karar. Bu el bundan daha hayırlı bir işe havaya kalkamazdı. Kiliç kardeşim önermese vallahi aklımdan geçen tek isimdi. Oh, ihlamur içmiş gibi rahatladım. Bir de ister misiniz? Baron Polat Alemdar olsun. Hı? Arzu ederseniz Polat kardeşimizi hemen çağıralım. Şu seçim işini bitirelim. Polat Alemdar kutsal yeminimizi ettikten sonra resmen kardeşimiz olacaktır. Baronluk seçimi yeni kardeşimizin aramıza katılımından sonra gerçekleşecektir. Allah'ım ne olur beni bununla yüzleştirme. Elif'i benden alma. Benim Elif'e çektirdiğim acıyla beni imtihan etme. Nereye götürdü? Su getirin.
Sen bizi bulamazsın. Biz seni buluruz. Kim verdi bunu Elif? Polat. Geçti bir tanem. Geçti.